Herkese merhaba. Günübirlik programında bugün yine çok sevdiğim müzisyen arkadaşım ve aynı zamanda aslında bir kardeşlik ilişkisi de oluştu zaman içerisinde sevgili Mustafa Kemal Yılmaz'la birlikteyiz. Hayatın belki de en güzel taraflarından biri böylesi karşılaşmalar yaşamak oluyor ve bu karşılaşmaların da uzun bir zamana yayılması oluyor. Kendisi benim için öyle birisi. Aynı zamanda bir eğitmen, müzik insanı ve bu dünyaya kendi sesini katma niyeti ve derdi var. Hoş geldin Mustafa abi. Hoş bulduk Yeşim. Çok güzel açılış yaptın. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Ben de aynı şekilde, aynı duygularla. Seni çok seviyorum. Sağ ben olasın. De öyle. Çok teşekkür ederim. Seni gördüğüme de sevindim. Çünkü çok uzun zamandır görüşmüyoruz. Evet. Sen artık çünkü yakınımızda değilsin. Evet, uzaklardayım ama uzakları arada bir yakın ediyorum böyle. Bu şekilde gidip geleceğim artık bu bölgeye. Nerede evet. Olduğunu hemen söyleyebilir misin? Evet, şu anda Milas Bodrum o taraflarda müzik dışında bir takım uğraşlarım var. Ama müzik her zaman var. Oralarda da kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Peki neler yapıyorsun son zamanlarda? Bodrum'u sevdin mi, Milas'ı, Bodrum'u? Alışmaya çalışıyorum. Hı hı. Sonuçta İstanbul ve Kocaeli bölgesinden o tarafa geçtim biliyorsun. Oranın da kendine ait aktif bir yaşantısı var. Özellikle Milas çok otantik bir şehir. Tarihi koridorlardan geçiyorsun yani gezerken. Ben çok etkileniyorum. Çok eski evleri, surları. Yani bir müzenin içindesin aslında Milas merkezde. Bodrum'a çok fazla merkezde değilim ama o bölgede bir takım işlerimiz var. Fakat Milas'ı özellikle belirtmek gerekiyor. Hı-hı. Ayrıca sivil yaşantısı da güçlü olan bir yerleşim yeri, gelenekleri de çok iyi olan bir bölge. Böyle. Peki ben oraya tekrardan döneceğim ama öncesinde aslında bizim de karşılaşmamıza sebep olan müzikle ilgili soruları hemen yöneltmek istiyorum. Nasıl başladı bu müzik hikayesi senin yaşamında? Yeşil müzik hikayesi işte ailede başlar biliyorsun ama benim ailede ve akraba çevresinde müzikle ilgilenen ne profesyonel ne de amatör olarak kimse yok. Böyle bir avantajım olmadı açıkçası. Tabii annemin iyi türküler söylediğini söylüyorlar düğünlerde. Hı hı. O da bize geçmiş herhalde. Ablamın üniversitedeyken getirdiği bir bloflütle bir takım şeyler çıkartınca kulağı var bu çocuğun falan denilmeye başlandı. Sonra abim bir saz yaptırmıştı. Onu da kendisi ilerletemeyince artık bu senin deyip bana verince benim hayatımın en güzel belki de dönemi başlamış oldu. O sazı çalarak bir şeyler çıkartmaya çalışırken. Böylelikle saz, sonra üniversite hayatı başlayınca gitarla tanıştım. Hatta gitarla birlikte sazın kullanıldığı türküleri dinleme ortamım oldu 80'lerin başlarında. Hı hı. Bu çok daha farklı bir şeydi benim için. Çünkü İstanbul'da gecekondu hayatında ister istemez arabesk kültürle de büyüyoruz. Radyo arşivim de iyidir, iyi bir radyo dinleyicisiydim de. Fakat bu üniversite ortamında gitarın da bu şekilde katıldığını gördükçe, o zaman da işte Royce'dan sonra özellikle Livaneli ve diğer grupların da bu otantik enstrümanlarla, örneğin gitar ve piyano, keman gibi enstrümanları katıp eserler oluşturmasına da tanıklık etmeye başladık ve onları da dinlemeye başladıkça, müzik hayatım böyle işte hızlı biraz anlattım ama kendine bir yol bulmuş oldu. Ve o yol halen de devam ediyor öyle söyleyeyim. Hı hı. O arada gitar çalmaya başladım. Üniversitede başladım. Tabii üniversitede çaldım. Evet. Peki üniversitede de bildiğim kadarıyla müzikal çalışmalarınız oldu, grup kurdunuz. Tabii galiba. Gitar işte arkadaş çevresinde çalıp söylerken kendi kendime şarkı beste yapmaya falan da başladım. Hatta o dönemden yapmaya başladın. Tabii işte bu mapus telleri belki bahsederiz. O hı hı. Gitardan evvel bir sazla yaptığım tek parça belki de odur. Sonra gitar girince gitarın içindeki armoni kulağa çok daha farklı çağrışımlar yaparak bir şiir de okursan artık bir tema içine yerleşiyor. Gitar buna çok yardımcı oluyor. Oradan besteler çıkmaya başladı yavaş yavaş. Üniversite hayatının getirdiği o böyle
sosyal ortamlar, işte edebiyat severler, şiir seven arkadaşların, işte kendileri yazanlar oluyor. Seni bir şekilde daha da yüreklendiriyorlar. Buradan besteler çıkmaya başladıkça grup çalışmaları falan da başladı. İşte ilk kendi yakın arkadaş çevremizdeki yaptığımız işlerin dışında profesyonel, yarı profesyonel diyeceğim grup Dilan vardı. Hı hı. Sevgili Ahu vardı o zamanlar. Ahu solistimiz Sağlam. Ahu Sağlam. Evet. Ve diğer arkadaşlarla Ankara'da o zaman işte 90'lara doğru, 89-90'lara doğru epey bir konserlerimiz oldu. Ankara çevresinde de çeşitli açılışlara falan da katılmıştık. Sonra işte bir dağılma sürecimiz. Herkes kendi, örneğin ben öğretmenliğe başlamıştım. Diğer arkadaşlar da başka koşturmacalar içinde olunca o grup en azından ben devam ettiremedim. Uzun bir öğretmenlik sürecinde de işte gene kendi kendime bir şeyler yaparken son 6-7 sene biraz daha hızlı oldu benim için müzik anlamında. Böyle işte mesela seninle tanıştığımız müzik köyünden bahsedebiliriz. Fethiye Müzik Köyü. Evet, evet. O da bir motivasyon oluşturdu bende. Orada birçok sanatçıyla iç içe olmak, amatör arkadaşların oradaki müzikte duyduğu heyecana tanık olmak, bunu sendeki heyecanla birleştirmek. Hı-hı. Sende de aynısı olmuştu. Evet, mutlaka. Kesinlikle. Böyle. Ve hatta biz oradan aslında o müzik köyünde yaşadığımız o atmosferin etkisiyle bir grup oluşturduk. Evet, ondan da bahsedebilir dostları. Misin? Evet. O grupta tabii isimlerini analım. Sevgili Ümmet Almanya'da yaşıyor. Onun evet. Bizi bir araya toplamasıyla Türkiye'nin birçok yerinden birçok arkadaş bir araya geldik. Ümmet de Almanya'dan. Biz senede birkaç kere bir araya gelip ufak provalarla konserler yaptık. Aslında bugün bile ne yapmışız biz falan diyoruz yani. Evet, evet. O konserlerde de işte onların gelirleri de çeşitli ihtiyacı olan öğrencilere, okullara bir takım malzeme alınmasıyla ilgili. O bizi çok mutlu da ediyordu. Çok da yoruluyorduk ama biliyorsun en son Almanya konserinden sonra pandemi başladı. Evet, ve maalesef. Epey bir süredir de bir araya gelemiyoruz ama fiilen varlığını devam ettiriyor. Bu grupta da biz çok güzel şeyler ürettik seninle birlikte. Sen de bizim solistimizdin. Evet, hep beraber. Aslında tek tek belki arkadaşların ismini sayamayacağız ama evet. Kalabalık bir gruptu ve gerçekten iyi konserler de yaptık. Yaptık. Başka müzisyenleri de davet ettik. Hakikaten Hümmet abinin de buradaki emeği ve toparlayıcılığı çok etkili oldu. Evet. Güzel bir deneyimdi aslında. Umarım devam eder. Umarım devam eder. Sürece bağlı bazı şeyler biliyorsun. O arkadaşların her biri tekrar kendi bölgelerinde bireysel üretimlerini zaten devam ettiriyorlar. Umarım bir araya geliriz tekrar. Evet. O da ayrı bir enerji gerektiriyor. Tabii evet. Bir de hepimiz ayrı şehirlerde olunca çok daha zor oluyor evet, tabii evet. ki. Hemen sonrasında bir Zeybekler grubunuz var. Evet, bir Zeybek. O gruptan, Ezgi dostlarından da bir iki arkadaşımızın, dışarıdan da başka arkadaşlarımızın destek verdiği bir Zeybek çalışması yaptık Kocaeli merkezli. Ama gene önce Kocaeli'de, sonra Aydın'da, Kuşadası'nda birkaç yerde kısa bir süresi içinde hem provalarımızı oturttuk hem de konserleri de çıktık. Benim için özellikle çok iyi oldu yani. Enstrümantal zeybek çalışmaları, onu sahne sanatçısı arkadaşlarımızın oyunlarıyla da güzel bir konsere dönüştürdük. Çok güzel hatırası olan. Sen orada lavta da çalıyordun değil mi? Lavtayı ben değil, Murat çalıyordu. Ben Murat, gitar çalıyordum. Anladım. Nerelerde konser yapmıştınız Zeybekler'le? Biz başlangıcı Kocaeli'nde çok güzel bir mekanda yaptık. Tabir Taş Binada, Mimarlar Odası'na ait. Çok güzel bir yerdir. Orada yani Zeybek ismiyle de bence çok da güzel uyuştu orası. Sonra Aydın Yeni Pazar'da yaptık. Kuşadası'nda yaptık. Bir de Müzik Köyü'nde 2019'da Zeybekler olarak sahne aldık. Hı hı. Ayrıca. Ondan sonra zaten işte pandemi süreci vesaire o çalışmada yarım kaldı. Şeyi merak ediyorum, hangi enstrümanlar vardı başka? Lavta, gitar. Lavta, gitar, bağlamadaki. Ondan sonra akordeon vardı, keman vardı. Hı, solist var mıydı? Bir de ritim vardı. Solist misafir arkadaşlar aldık.
bir kadın arkadaşımız vardı, Arzu. Nevzat abi de bizim müzik yönünde bir türkü söyleyerek eşlik etti. Nevzat Karakış. Evet. Öyle. Çok güzelmiş. Ama ağırlıklı olarak sözsüz zeybekler çaldık yani. Sözsüz zeybekler, enstrümantal. Evet, evet. Bu arada gitar eğitimi aldın mı? Gitar eğitimi kendin... almadım. İşte üniversite böyle bir saz, o da yani kendi kendine öğrendiğim bir saz. Yani çalıyor olmak nasılsa. Gitar sesi duydum yukarıdaki bir komşu. Böyle hemen kapılarını çaldım ya, ne yapıyorsun? Bir baktım, nişanlı bir çift gitar çalıyor, diğeri de türkü söylüyor. Hala kulağımdadır. Gayrı dayanamam ben bu hasreti falan. Çok güzel türkü. Ondan sonra hemen derme çatma bir gitar buldum. O arkadaş bana böyle birkaç akor öğretti falan böyle. Onunla ben işte üzerine ne katabildiysem kulaktan, işte birilerinden ne öğrenebildiysem. O zamanlar YouTube yok biliyorsun. Evet. Kitaplar falan sınırlı. Böyle gelişti. Devam edeceğim şarkıyı dinledikten sonra. Teşekkür ederiz. Şarkımız Gülten Akın'ın bir şiiri. Uzun Yağmurlardan Sonra. Yayınlamayı umarım gerçekleştirebiliriz yakın bir süreçte. Umarım. Dinlettim kendi kızına ve diğer çocuklarına. Onlar da beğendiler. Düzenlemeyi de yaptığımız zaman dinleyicilerle de buluşmuş olacak. Ama tarih veremiyorum. Peki. En kısa zamanda dinlemek ümidiyle. Hadi bakalım. Yollar çeker, uzak dağlar çeker, uzak evler, ıslanan yapraklar gibi yüzün ışırsa beni unutma. Işırsa beni unutma, ışırsa beni unutma, ışırsa beni unutma. La 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 la. Alır yürü mavisi gökyüzünün, kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün. Her şey, her şeye rağmen ellerin üşür, üşürse beni unutma, üşürse beni unutma, üşürse beni unutma, üşürse beni unutma. La 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 la. La 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 la. Yeni dostlar, rüzgarlar gelir geçer. Yosun muydun, kaya mıydın, nasıl unuttular? Kahredersin
kahredersin başın önüne düşer. Düşerse beni unutma, düşerse beni unutma, düşerse beni unutma, düşerse beni unutma. Çok güzel bir şarkı. Teşekkür ederim. Biz Ezgi dostları olarak zaten bunu çok fazla dinledik. Evet. Hatta ilk kaydı yayınlanan şarkılardan biri bu olsun istiyorduk ama. Evet. Ezgi dostlarının böyle bir şeyi vardı. Hala evet, gerçekleşmedi. Evet. Orada aslında söylediğim an, hatta görüntüleri de var. Oradaki beğeni benim çok hoşuma gitti. Belki ondan sonra ben şarkılarımı kayıt yapmaya karar vermişimdir. Büyük ihtimalle öyledir yani. Aa, harika. Evet. Tam da bunu konuşacaktık. Ne güzel öyle geldik onu oraya. Şöyle aslında dediğim gibi son 5-6 senelik mevzu bunlar. Yoksa kendi kendime ve çok yakın arkadaş çevremde söylüyordum şarkıları. Üniversite dönemim hariç ama üniversite dönemimde zaten öyle bir etkileşim ortamımız vardı ki herkes birbirini besliyordu bu. Çok daha iyi besliyordu. Yani geldikleri zaman arkadaşlar evimize falan hani yeni şarkı var mı diyerek gelirlerdi. Ya da bazı şarkılarım yolda yürürken falan bazı arkadaşlarım dillerinde olurdu mesela. Aa, ne kadar yani öyleydi. O zaman gerçekten iyi bir etkileşim vardı. Yani sadece beni değil ben de diğer arkadaşlarımı bu anlamda desteklerdim sürekli. Sonra işte süreç farklı gelişiyor. İşte mesleki hayat başlıyor. Öğretmenlikte başka koşturmaların içinde oluyor insan. Üniversite dönemimiz o yüzden çok verimli geçti benim için. Benim çok iyi dönüştüğüm ve çok şeyler öğrendiğim zamanlarda. Nerede okumuştun üniversite? Ankara Gazi Üniversitesi. Hmm. Evet. Şarkıları, kayıtları ile ilgili oraya dönecek olursak, işte son 5-6 senelik müzik köyü arkadaşlarımızın ortamındaki bu beğeniler. Ondan sonra gene yakın başka arkadaşlarımın dinleyip beğenmeleriyle kayıtlara başladım. Kayıtlarda Merih'le, aslında Merih aşkından bahsetmemiz lazım. Evet. Müzik köyünde tanıştık demeyeceğim. Meğerse aslında Merih benim biz Eğitim Sen gecelerinde Kocaeli'nde çalıp söylerken bizi dinleyen bir ortaokul öğrencisiymiş. O beni tanıdı. Babasıyla da çok samimi bir arkadaşmışız. Falan böyle derken müzik köyünde de hocamız oldu sağ olsun. Çok iyi perdesi, gitar ve kopusu çalıyor. Aynı zamanda düzenlemeleri de çok iyidir. Merih aşkına da selamlar buradan, evet, bu arada. Merih harikadır şarkılarımı. Hani derler ya, baştan yaratıyor düzenlemeleri. Evet. Kattığı ezgiler çok iyi. Merih aşkınla çalışmaya başladık bir şekilde. O bu şarkı olabilir abi ya da bunu şimdilik koymayalım. Böyle bir sürekli paslaşarak ilerledik. Şu ana kadarki bir tanesi hariç bütün düzenlemeler Merih Aşkın'ın. Şimdi bir ay içinde iki tane daha çıkacak. Hazır olan iki parçamız daha var. Onları da eklersek sanırım 9 parçaya ulaşmış olacağız Merih'le. Oo, çok iyi. Onları bitirdi zaten, bana teslim de etti Merih. İşte zamanını bekliyoruz yayınlamak için. Bu arada onun yer almadığı bir şarkıdan bahsettik. Bir Olta Dayanışma'nın 13. albümünde bir şarkım yayınlandı. O da dayanışma ilişkileri içerisinde düzenlemeler gerçekleşti. Olta Dayanışma'nın kendisi mi yaptı düzenlemeyi peki? O dayanışma içerisinde kayıt için gitarları başka arkadaş. Ben görmüyorum sadece. İşte sanal ortamda yazışıyoruz. Onun güzel tarafı da o. Ondan sonra bir arkadaş da sadece bir kayıt yapan arkadaşla bir araya geldik. Sonra aldı mix, mastering falan gitti onlar. Ve albüm çıktı, kapağı kim yaptı. Yazışmalardan takip ediyoruz birbirimizi. Şimdi 14. de çıkacak. 14. için de bir şarkı verdim. Olta Dayanışma yeni bir şarkınla dahil oldun. Evet, 14.sünü de. Fakat bu albüme yetişemedi benim verdiğim şarkı. Bizim düzenlememiz biraz gecikti. Orada da Teoman var. Galiba Güney Mahallen de var.
Ama onlara yetişemedim ben. Bir sonraki albüme çıkacak. Bir sonraki albümde evet. Çıkacak. Ne güzel. Peki şarkılarından bahsedelim. Bahsedelim. Öncelikle ilk çıkardığın şarkı. İlk çıkardığım Mops Telleri. Çok güzel bir hikayesi var. Hepsinin ayrı hikayesi var ama ben onu anlatayım hızlıca. Sadece saz çaldım, acemici çaldığım bir dönemde üniversitedeki evimde Cumhuriyet Dergi Eki var. Cumartesileri çıkardı galiba. Kasım 86 yani tarihte bu. Okurlardan şiir gelmiş baktım. O zaman da 12 Eylül'ün etkileri halen devam ediyor. Cezaevinde bir sürü insan var. Hangi yıllar? 86 bu. 86. Hapishanede ya da hapishaneyi anlatan bir şiir işte ama çok güzel yani çok güçlü sözleri var. Ondan sonra bunu yayınlamaya karar verdi. Hatta Ümit sevgili, Atayman değil Ümit mi? Ümit Atayman'ın evet. Sevgili Ahu yıllarca, yıllar sonra beni aradı dedi Ahu Salım. Ya bunu bir söyleyelim, bir havalandıralım. Kendisi söylemek istedi aslında. Hı hı. Sonra ya dedim abi ben kayıtlara başlayacağım. Bu da ilk şarkım. Bununla başlamak istiyorum. Sen nasıl? Tabii olur dedi. Ne demek ya? Hiç önemli değil. Hatta düet yapalım falan dedi. Ve o şekilde düet yapılmış oldu o parça. Mops Telleri. Ümit Atayman'ın. İşte onunla da görüştüm bir şekilde. İzini, o ayrı bir macera. İzini bulmak böyle hele çok fazla tanınmamışsa ulaşmak çok zor. Ama ulaştım, dinlettim, iznini de aldım sağ olsun. Nasıl ulaştın? Ben biliyorum o hikayeyi ama bence anlatalım. Bizi izleyenler şimdi şöyle, ben artık yani şarkı yayınlandı, yayınlanacak ama ben iznini almam lazım diyorum, bulmam lazım. İnterneti arıyorum falan filan böyle yayın evleri, öyle bir yayın evi kalmamış artık. Kitapları baskıda yok, sahaflarda biraz var falan. Nasıl ulaşılır? MÜYAP'ta şurada falan adı geçmiyor. Kuruluşlardan destek alamıyorum. Bir kanalda şiirlerini gördüm. Bir YouTube şeyde web sitesinde. Oraya mail attım. O mail bana hala gelmedi. Yayınlanacak şarkı ne yapacağız? Sonra bir şekilde son haftalarında bana cevap geldi. Ulaşacağız size, ulaştık kendi. Ben artık öldü diye biliyorum yani. Ha. Yaşıyor mu diye de hatta yazdım mailimde. Sonra telefonumu bıraktım derken bir gün okulda derste telefonum çaldı. Buyurun ben Ümit Atayman. Hemen çıktım çocuklar bir dakika müsaade istedim öğrencilerden. Siz dedi beni yaşamıyor düşünüyormuşsunuz ama dedi ben yaşıyorum. Çok tatlı, çok babacanmış sesle böyle böyle anlattı. Ondan sonra çok da güzel bir diyalogumuz oldu. Tabii dedi. İstediğin gibi kullanabilirsin dedi. Kendisi de memnun olmuş. Memnun oldu. Artık ama bilgisayar falan, telefon, cep telefonu, akıllı telefon kullanmadığı için CD ile gönderdim ona, dinledi. Beğendi, tekrar söyledi. Ondan sonra hikayesi kısaca böyle yani evet. Aslında. Aslında bize bir şeyin izinde yol almak da, o merak duygusu da değil mi? Bir şeyi arama duygusu ben, enteresan bir bu duygu. Bu arama, yani ben bütün işte şiirleri kullandığım için şarkılarımda her biriyle bir bağlantı kurmam gerekiyor. Hı hı. İşte MÜYAP'tan telefon alıyorum, avukatı çıkıyor, işte telif gidiyor falan filan ama özellikle Bedrettin Aykın yaşıyor hala fakat ihtiyarlık nedeniyle bayağı sıkıntılı sağlık sorunları var. Kızıyla görüştüm. İki şiirini kullandım. Ona da uzun uğraşmalar sonunda Nevzat abinin yardımıyla ulaştım. Hı hı. Çok duygusal anlar da oluyor yani. Örneğin yani kızı dedi ya babamın isminin tekrar yıllar sonra bir şekilde geçmesi, bir şarkıda geçmesi, belki birkaç kişi de eski şiirlerine tekrar bakar okur, bizi çok sevindirdi diyerek çok da yüreklendirdiler. O sırada bir şarkı daha yaptım ben Bedrettin Aykın'da. Ne güzel. Güzel etkileşimler oluyor. Ben bundan çok memnunum. Maneviyatı çok güçlü işler bunlar evet, değil evet, mi? Evet. Evet. İyi ki de yapıyorsun Mustafa evet. Abi. Devam etmen dileğiyle. Bedrettin Aykın'ın şiirinden beslediğin Acılı Ülkem şarkısı. Acılı Ülkem. O etkileşim sırasında tekrar aldığım şiirlerini okurken çok etkilendim o şiirden. Yani Türkiye'nin her dönemini anlatıyor açıkçası. Çok dokunaklı.
Ama ben esas öğrencilik zamanında onun Sevgilerde isimli şiirini bestelemiştim. Hı hı. Onu da düzenledik ve yayınladık. Yayınladınız. Evet. Onun için izin isterken oluştu aslında o. Öyle mi? Evet. Naykın çok, bence çok değerli bir şairimiz. Öyle. İyi ki var olmuş. Evet, bence de iyi ki var olmuş. Evet, bu arada Gülten Akın da öyle. Gülten Akın zaten ayrı işte. Evet, o şarkı çok güzel olmuş hakikaten. Emeğine sağlık. Diğer şarkılar, hızlıca geçeyim. İkinci Semver Gökçe'nin bir şiiri, depremle ilgili, altından derlediğim dörtlük derliği. Yani sadık kaldım çoğunluğuna oradaki kelimelerin. O da çok güzel oldu, türkü tarzında oldu. Aziz Nesin'in bir şiiri var, Cezaevimdeyken yazdığı tahliye. Evet. Acılı Ülkeni'nden bahsettik. Refik Durbaş'tan var. Evet. Dokumada çalışan kızlar. Onun da Refik Durbaş'ın sağlığında dinletemedim kendisini. Bir iletişimimiz vardı maille falan. Ama olmadı. Sonra eşi Bilge Hanım dinledi, oğlu da dinledi. Sağ olsunlar, onlar da beğendiler ve onların izinleriyle çıktı. Ondan sonra ne var? Şeylere geçtim ben, rubailere geçtim, Hayyam ve Mevlana'ya geçtim. Hayyam da zaten Derya, Saki isimli, geçen ay yayınladık onu, bilirsin. Bir de Mevlana'dan yakında, yani bir 10-15 gün evvel, belki bu, yani yılbaşına kalmaz, o da bitmiş şarkı zaten. Dinlemiş olur dinleyicilerimiz, vermek üzereyiz onu da. Öyle mi? Onun ismini de Gitme İstemem olarak belirledik. Onun iki rivayesinden faydalandık. Çok da güzel oldu. Ben altyapısını çok beğendim. Çok da isteyerek ve duygulanarak okuduğum bir şarkı oldu. Nereden çıkacak o şarkı? Bu şarkı, biz kendi müzik etiketimizi artık kullanıyoruz. Mindos Müzik olarak. Hı hı. Benim gibi amatör olarak başlayan arkadaşları da içine alacak şekilde bir çalışmamız var. Benle başladık, bundan sonra artık seninle ve diğer arkadaşlarla devam edelim. Umarım dilediğiniz gibi olur. Umarım. Öyleyse şarkı arası verelim. Tamam, verelim. Şimdi neyi dinleyeceğiz acaba? Şimdi neyi söyleyeceğiz? Sürpriz olsun mu bu sefer? Sürpriz olsun, tamam. Evet, şarkı sonrasında açıklamayı yapalım. Tamam. Acıklı şarkılar söylemek için yüksek tavanlı bir sarayın dinlenme odalarına geldin, değneğime tutunarak. Yaşlı bir kuş gibiyim sadece sessiz, gece düşlerimin bir gölgesi. Korkuyor olsam da istekliyim, korkuyor olsam da istekli. Çocuklar, çocuklar, babasız çocuklar, çocuklar, çocuklar. Evet, bu sürpriz oldu. Kısa bir şarkımız. Evet. İstersen sen sormadan ben anlatayım. Tabii ki. Hemen. Bekliyoruz. Ama son... ben nereden olduğunu biliyorum şarkının. Evet. Şarkı Herakles oyunumuzun şarkılarından bir tanesi. O da şöyle, Kocaeli Alternatif Tiyatro içerisinde. Biz geçen sene bir müzikli oyun sahneledik. Benden müziklerini yapmamı istedi arkadaşlar. Bir denerim dedim ben, hani şarkı yapıyorum, şiirlerden besteliyorum, oyundan nasıl çıkar falan diye. Ben de hiç kendimden beklemediğim şekilde yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde 20'ye yakın şarkı besteledim bu oyun için. 10 gün içerisinde? Yani aşağı yukarı böyleydi. Euripides'in Herakles isimli oyununun kendi metinleri içerisinde koroya ait olan bölümlerden bu şarkılar çıktı. Onlardan galiba 15'ini biz oyunda söyledik. Oyun butik bir oyundu zaten. Orada iki tane kadın arkadaş sürekli rolleri başka kimliklere bürünerek oyundaki bütün şeyleri
sergilerlerken ben ilgili yerlerde ilgili şarkıları söyleyerek katkıda bulundum. Çok da güzel oldu benim için. Hem şarkıları oluşturduğum aşamada kendimi çok iyi hissettim. Hem sahnede şarkıları söylerken ve arkadaşlarımdan gelen dönüşler de çok iyiydi. Şarkılar aslında içlerinde bir trajedi zaten, Herakles'in hayatı. Hı hı. Heyecanı, coşkusu, acısı, drama da olması itibariyle beni, yani oyun itibariyle her duygudan ve bir duygudan aldık, bir duyguya soktu. O anı yaşamak benim için iyiydi. Ona uygun bestelerle katkıda bulunmak da bana iyi geldi açıkçası. Herhalde devam edelim gibi geliyor yani. Hani bir oyunda görev almasam bile ben elime müzikaller geçtikçe üzerlerinde çalışmak istiyorum. Ne güzel. Evet. Ne kadar sahnelendi bu oyun peki? Biz oyunu 3 kere sahneledik. Bu sezona ben şimdi farklı bir ilde olduğum için farklı bir çalışma içine girmek zorunda kaldı arkadaşlar. Ama nasıl devam ederler bilmiyorum. Biz 3 kere sahneledik Kocaeli'nde. Butikti zaten. Hı hı. Daha az seyirciyle iç içe idik. Öyle. Herakles'ten biraz bak. Herakles. Telaffuz edemedim. Kusura bakmayın. Herakles'ten. Ben de zor öğrendim. Ya çok trajik bir şey var ya. Aslında orada çok farklı bir çıkarsama yapmamız gerekiyor sanki Herakles'le ilgili. Hani kendini öldürmeye çalışıyor. Ya şimdi Herakles'in zaten mitolojiye çok hakim değilim ama bu oyun gereği Herakles'in kendi doğumu da zaten bir trajedi. Yani Zeus'un kocasının kimliğine, kılığına bürünerek birlikte olduğu bir kadından oluyor Herakles. Ve Zeus'un asıl karısı da sürekli onu ondan öc almak için, Herakles'ten intikam almak için büyücülerle vesaire amacına ulaşmak için uğraşıyor ama bu arada Herakles'e de sürekli zor görevler verip sen bunu başaramazsın şeklinde 12 tane görevi var. Her birinde başarıyor ve şaşırtıyor Herakles. O arada da tabii Zeus'un karısının lanetinden kaçmak için karısı ve çocukları ve Herakles'in babası bir yere sığınıyorlar vesaire. Finalde tabii Herakles dönüyor görevinden, kralı öldürüyor vesaire. Tam o coşku sırasında da Zeus'un karısının işte lanetiyle Herakles bir şekilde diyelim ki büyü yapılıyor vesaire ve gözü dönmüş bir şekilde kendi çocukları öldürüyor. Dramın gerçeği, esas anlatacağımız kısmı burası ama bize kalan kısmı da bence evet. Şöyle, yani normalde intihar eder. Yani ayrıldıktan sonra çocuklarını ve karısını öldürmüşse ya da... Ki etmek istiyordu zaten. Tabii ki istiyor fakat bir arkadaşının öldüğü de hayır sen yaşayacaksın diyor. Belki de bu acıyla yaşaması bize kalan Herakles'ten. Evet, evet. Çünkü biz de bir sürü acımızla yaşamaya devam bir ediyoruz. Bir sürü acıyla yaşamaya devam ediyordu. Evet ama çok da güzel bir oyun. Umarım bir yerlerde tekrar sahnelenir ya da bir yerde de varsa da ben mutlaka izlemek isterim tekrar onu. Evet ne güzel. Senin için gerçekten farklı bir yol ve deneyim olmuş. Çok iyi oldu evet. Dilerim devamı gelir. Hemen şeyi de sormak istiyorum. Şiir ve müzik ilişkisi. Bunu aslında biz bu geçtiğimiz programlarda da konuşmaya çalıştık. Şiirin ve müziğin birbiriyle çok yakın bir teması var hakikaten. Yıllardır. Benim mesela müziği sevmemde, şiiri sevmemde de müziğin çok etkisi oldu. Sen de hep şiirlerden besteler yapıyorsun. Yani şiir müzik ilişkisi yani üzerinde çok düşünülmüş, çok kafa yorulmuş. Özellikle bizden önceki sanatçılar bu konularla ilgili çok kelamlar da etmişler, sözler. Fikret Kuzuluğ'un özellikle çok ilginç yorumları falan da vardır. Çok da dikkatli olması gereken yani özellikle yani müzisyenin şiire dokunması bazı yerlerde çok da istenilmez vurguyu yanlış yere vermiş olabilir ya da kelimenin bir kısmını kullanmamış olabilir. Bütünlüğü bozma ihtimali anlamında.
tabii bu tip risklerin dışında ikisi şiirin kendi gücü ve müziğin kendi gücü de bir araya geldiğinde örneğin Karlı Kayın Ormanı gibi örnek yani ilk aklıma gelen bu. Ne bileyim başka bizden önceki sanatçıların bize aktardığı Leylim'de mesela benim baştan anlattığım arabesk kültür içinde büyürken birdenbire İbrahim Tatlıses Leylimle'yi okudu. Benim için çok önemli bir dönüşüm aşamasıdır. Yani yandım Allah, sevdim onu, öldüm, vay ben derken Leylimle'ydi. Başka sözlerle ben ne oluyoruz dedim yani. Hem müzik güzel hem de bahsedilen şey başka bir şey yani burada. Müziği de o kadar güzel oturmuş ki oradaki sözler. Allah Allah dedim. Sabahattin Ali. Evet. Allah Allah. Beste kim? Zülfü Livaneli. Açtım onlara bakmaya başladım. İşte Zülfü Livaneli'nin kasetini alınca baktım ki müzik başka bir şey. Başka bir mecra yani. Bize sunulanın dışında. Benim için çok da güzel oldu. Mesela Leylimle'yi hatırlatmış olma. Daha sonra tabii zaten örneğin Yeni Türkü, Ezgi'nin Günlüğü gibi gruplar da çok güzel şiirler kullanarak çok güzel müzikler yaptılar. O şiir ve müzik bütünleşmesini ben çok heyecanla takip ederek ve söyleyerek yaşadım da aynı zamanda başka şarkılarda. Sonra kendi şarkılarımda da bir ihtiyaç haline geldi. Yani müzik kafamda temalar döndükçe, şiir okudukça o temalar o şiirle buluşmaya başlıyor. Acaba oldu mu, olmadı mı? En yakın arkadaşına danışıyorsun. Ha, olmuş, hadi bunu söyleyelim, birlikte söyleyelim falan olunca besteler çıkıyor işte bu şekilde. Yani senin şiir bestelemeye başlaman böyle bir süreç sonucunda gelişti anladığım kadarıyla. Evet. Anladım. Peki şiir besteleyeceğin zaman nasıl bir belirlemeyle, yani kıstas ne senin için? Ya Yeşimciğim yani kıstas değil yani aslında örneğin nedir Atol Behramoğlu ya da işte Orhan Veli'nin şiir kitabını aldım ya da Nazım Hikmet'ten Atilla İlhan'la. O anda o şiirle zaten bütünleşiyorsan bir vurgusu, oradaki anlatılanlar sende bir karşılık buluyorsa müzikal bir temaya da dönüşüyorsa zaten elinde bir enstrüman varken ya da yokken seni yerinden kalkmaya zorluyor zaten o şiir. Yani elinde kitap oturmuşsan koltuğa bir süre sonra gitar elindeyken elinde kitap o paragraf üzerinde çalışırken buluyorsun kendini. Hele oradan bir tema yakalayıp o temayı benzer bir temayla güçlendirip biraz daha çeşitlendirdiğin zaman bir şarkı çıktığı zaman değme keyfine zaten. Ondan sonra alıp gitar elinde böyle sokaklarda çalışsın gibi. Çok güzel bir his o. Özellikle öğrencilik zamanında çok yaşadım onu. Şiir müzik ilişkisi bende böyle. Yani benim için çok güzel bir anlatım aracı oldu. Aslında bir de şu şekilde sormak istiyorum. Bir şiiri okuduğunda oradan o duyguyla beraber sanki o bilinçaltında bir müzik akıyor mu? Ya benim için daha çok enstrüman gerekti bugüne kadar. O dediğin şekilde olan birkaç şiirimde var. Onu son dönemde oldu o. Yani elimde paragraflar akarken kafamda müzik aktığı oldu. Bir Atilla İlhan'ın bir Ölmek Yasak şiiri var. Evet. Onda oldu. Pandemide evde yatarken oldu mesela. Ya kalkıp bir şey çalacak halim yoktu. Sonra telefonumda onu kaydettim. O kayıt hala duruyor enstrümansız. O haliyle de düzenleyip çalıp söyledim. Bende var o kayıt. Ama çoğunlukla ben bir armoni duymak isterim. Yani bir akorun böyle o en az üç sesini duymak istiyorum örneğin. İşte re majörü bastığımda o nasıl tınlıyor. Ya o şiirdeki duyguya yönelik bir tema o akorla birlikte bana gelip gidiyor mu, devam ediyor mu? Ya sadece çok kısa bir süre kaldıysa zaten kenarda bırakıyorum onu. Yıllardır öyle kenarda kalan. Bitmemiş. Yarım kalan şarkılarım da var. ondan bitirmeyi sonra, bekleyen. Ama çoğunlukla da bir anda bitiyor. Bitiyor ve kenara kaldırıp yani üzerinden bir şey, iyi bir şey
bitirmiş gibi kalkıp da gidiyorsun. Güzel bir sonu, bir daha söylemiş oluyor. Ne güzel. Peki telif meselesini nasıl çözüyorsun? Telifini çözmedim. Hiçbir şarkıyı yayınlamadım bugüne kadar. Çok zor da bir süreç aslında. Çünkü biz bu işlerden ekonomik gelir dönüşü de alamıyoruz. Yani biliyorsun artık müzikten para kazanmak zor. Ya para kazanmayı bırak, şarkıların kendi kendine amorti etmesi de neredeyse imkansız. Evet, yani bir şarkıyı kaydetmek, ondan sonra yayınlamak ciddi maliyetler artık. Dolayısıyla o arada tabii sanatçılar, şairler için de ailesiz bu işten geçiniyorlar, yaşayanlar için söyleyeyim. Onlar da kendilerini işte yazarak ayakta tutuyorlar, eğer düzenli bir gelirleri yoksa. Dolayısıyla telif bir gerçek. Şöyle de bir şey var, yaşamayanlar için, hayatta olmayanlar için varisleri devreye giriyor. Onlarla bağlantı kurmak gerekiyor, ulaşabiliyorsak. Bakış açıları eğer işte babası, annesi gibiyse çok sıcak yaklaşıyorlar. Ama mesela Enver Gökçe, onu burada belirtmemiz lazım yani mutlaka. Zaten nasıl yaşayıp nasıl öldüğü hepimiz tarafından biliniyor. Evet, evet. Ama ciddi bir arkasından... nasıl söyleyeyim, telif şeyi oluşmuş durumda yani. Evet, bizi anlayacaklardır. Yani yaşarken kazanmadığı şairin öldükten sonra belki varisleri kazanıyor yani. Bu da üzücü bir durum. Böyle mutlaka bağlantı kurarak telifle ilgili işleri rızalarını alarak. Hı hı. Zorlu bir süreç ama değil mi? Zor tabii ki, mutlaka. Zor ama yapılması gereken. Yani şimdi şarkı oluştu, şiirden faydalandık. Sözlerini kaldır, bir anlamı kalmıyor şarkının. O sözlerde kendiliğinden oluşmuyor, bir emek var. Onun evet, en azından mutlaka dinletilmesi lazım. Hı hı. Şiir sahiplerini. Olurlarının alınması lazım. Evet, aynen. Yasal mevzuattan bahsetmiyorum, sadece şey olarak söylüyorum. Bu yolda yaşadığın sıkıntılar elbette var ama onları bir şekilde çözmeye çalışıyorsun. Sıkıntılar şöyle, örneğin onu, yani mesela Atilla İlhan vakfa devretmiş. Vakıf astronomik rakamlar istiyor yani. Bu, ben anlamıyorum yani, Atilla İlhan örneğin sağlığında böyle ister miydi bilmiyorum ama anormal yani. Böyle ben burada telaffuz bile etmem. O şarkılar herhalde yayınlanmadan kalacak. Ben de en iyi şarkılarımı belki Atilla İlhan'dan yaptım. Çünkü onun vurgusu benim müziğime çok denk geliyor. Hı hı. Fakat herhalde yayınlayamayacağım. Yani bu şartlarda yayınlamam zaten yani. Ya keşke böyle sıkıntılar yaşamıyor olsak hakikaten. Bir de şunu da ifade etmek lazım. Bence müziğin şiiri daha okunabilir bir yere koyduğu da gerçeği var bence. Yani... Ya çünkü var mutlaka. Maalesef ülkede şiir okuma alışkanlığı çok yok ama şarkıyla birlikte. Evet, ben kendi mesela tarihimdim. Beni bana şiiri sevdirten aslında müziktir yani. Çünkü dinlediğim şarkıların sözleri kime aitmiş derken ben şiir kitaplarıyla bu kadar haşir neşir oldum. Bir tane daha dinleyebilir miyiz? Tamam, dinleyelim. Yar senden uzak ellerde kaldım ağlayı ağlayı, bitmez tükenmez yollarda öldüm ağlayı ağlayı, bitmez tükenmez yollarda öldüm ağlayı ağlayı. Gel gaflet etme beni, bol kuş gibi sineme sokul. Yar ben senin kapında kul oldum ağlayı ağlayı, oldum ağlayı ağlayı. Yar neden gözlerin süzgün, sakın sen de mi üzüldün, senden ayrıldığım gün güldüm ağlayı ağlayı, senden ayrıldığım gün
güldüm ağlayı ağlayı. Gel gaflet etme beni, bul kuş gibi sineme sokul. Yar ben senin kapında kul oldum ağlayı ağlayı. Oldum ağlayı ağlayı. Gel gaflet etme beni, bul kuş gibi sineme sokul. Yar ben senin kapında kul oldum ağlayı ağlayı. Oldum ağlayı ağlayı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yine harika bir şarkı olmuş. Sevgili Cihat'a bu kitap için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Cihat ekim olmana her şey için teşekkür etmeliyiz. Ayrıca çok emek sarf ediyor bizler için şu anda. Kesinlikle. Siz görmüyorsunuz şu anda ama. Evet, onu aynen. Söyleyelim. Bazen arkadan ses veriyor kendisi. Öyle mi? Evet. Bugün yapmadı ama. Onu başka bir programda artık formata döndü ya. Evet. Hadi bakalım. Maalesef programın sonuna geldik ama evet, ben ne çabuk geçti, ben çok anlamadım. Ben de anlamadım gerçekten. Son bir şey sormak istiyorum. Müziğe dair bir anın var mı unutamadığın? Aa, çok ani oldu bunu. Dün akşam niye sormadım? Ya müziğin kendisi bir hani böyle genel geçer olmasın ama gerçekten öyle. Müziğin kendisi zaten komple çok güzel bir anı olarak başlamış ve sonu olmayan bir şey olarak devam ediyor bende. Ne güzel, onu yaşıyorum sürekli. Harika. Yaşamaya evet. Devam et lütfen evet. Mustafa Hep abi. Birlikte devam edelim. Evet, devam yan yana geldikçe de şarkılar söylemeye de devam edelim. Evet, evet. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten uzaktan geldin. Için. Beni aradın. Çok memnun oldum. Çok sevindim seni gördüğüme. Ben ayrıca. De burada olduğum için çok memnunum. Çok güzel vakit geçirdik. Teşekkür ediyorum. Programımız da çok güzel. Her seferinde daha da güzelleşerek devam ediyor. Beğenmeni çok sevindim. Çok beğeniyorum. Çok güzel böyle amatör işleri çok severim ben zaten. Aslında hep aklımda ilk davetlilerden olarak sen vardın ama işte bir türlü zamanı ayarlayamamıştık. Bugüne kısmetmiş. Olsun, sağ olun. Evet, güzel oldu. Çok teşekkürler. Ben senin nezdinde Mustafa abi. Şu ana kadar aslında dünyaya sesini katmış bütün şairlere, Sabahattin Ali'ye. Evet. Aynen, kocaman sevgiler yollayalım her neredeyse. Umarım iyidir. Çok kıymetli gerçekten. Bence de çok kıymetli. Çok evet. Ve sana, ben sen de lütfen sesini katmaya devam teşekkür et. Teşekkür ediyorum. Ve böyle beraberliklerimiz devam hep etsin. Devam etsin. Siz de lütfen bizimle birlikte olmaya devam edin sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler.